Şu karşı Şu kameraya karşı doğru tarafa yani. doğru göstereyim. Orası. Şimdi bu kalbin kendisi, kalp malum hepimiz biliyoruz bir kas. Kalp kasının içinde de birkaç tane odacık var. Bu odacıklardan işte sol tarafta, sağ tarafta temiz kan, kirli kanı girdiği çıktığı, kulakçık, karıncık gibi üst ve alt yapılar var. Ama her neyse biz kalbi konuşurken daha ziyade, şöyle açayım şurayı galiba, bu makette göreceğiz onu. Daha ziyade kalbin sol tarafındaki karıncığı konuşuruz. Buradan kan vücuda pompalanır ve şurada gördüğünüz şah damar dediğimiz aort damarı aracılığıyla işte kollara, beyne derken bu böyle aşağı doğru devam eder, bacaklara kadar gider. Şimdi aort diseksiyonu dediğimiz bu şah damarın, aortun cidarındaki örtü diyelim, onun yırtılması ve bir anlamda tek olan burunun cidarını yırtılmasıyla beraber kanın oraya girmesiyle sanki iki boru şekline dönüşmesi, yırtığı böyle iyice yararaktan kanın buradan akmasıyla beraber sanki iki kanal halinde bu kanın devam etmesi. Tabii bunun bir esprisi var. Yırtık şayet beyne giden damarların oradan geçerse kan ters taraftan ikinci kanaldan geçmeye ısrar ederse beyne kan gitmez. Kişi ölebilir. Bu yırtıkla beraber borunun yapısı da incelmeye başladığı için boruda yırtık ortaya gelebilir. Bu damar daha da yırtığa dışarı kan sızar ki ana damardan dışarı kan sızması ölüme götürür. Yani disekan aort anevizması dediğimiz bu yırtık olan aort damarındaki genişlik diyelim, genişlikle beraber olan yırtık ölümcül bir sorun olabilir. Dolayısıyla acil ameliyat edilmesi gerekir ve burada da riski çok yüksek.